Bu yolculuk bana sadece hani bir hafta yaptığım bir dağ tırmanışı gibi değil, benimle ömür boyu kalacak bir hikaye. Şu an için 6 kız öğrencinin, 4 yıllık meslek lisesi öğrencisinin burs miktarını karşıladık. Bütün tanıyım tanımadığım insanların desteğiyle. O nedenle şu an çok mutluyum. Ben Müge Nalko Gönül, 30 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum. Şu ana kadar aslında böyle çeşitli hobilerde bulundum. Ama dağcılık son yıllarda özellikle benim bayağı büyük bir ajandama girdi. Ben çok küçük yaşlardan itibaren annemin de yardımlarıyla beraber ortaokuldan itibaren snowboard yapmaya başladım. Annem böyle Japonya'da senelerce kayak yapmış. O şey Gunma diye bir yerde yaşıyoruz biz. Bu dağları çok meşhur oranın. Annem burada Japon. O dağlara çıkarken de böyle bir sırt çantası alırlarmış. Kayaklarını alırlarmış yanlarına. Ve Gunma'nın dağlarında kaymaya başlarlarmış. O yüzden de İstanbul'da daha sonra yaşamaya başlayınca annem böyle çok istedi. Benle ablam da kayak yapsın, snowboard yapsın diye. O yaşlarımdan itibaren bu vesileyle aslında ben de dağ ile tanışmaya başladım diyebilirim. Devamında yıllar geçtikçe daha yükselerek sonunda Boğaziçi Üniversitesi snowboard takım kaptanı oldum. Burada da aslında çok heyecanlıydık. Böyle bayağı 2 ay, 3 ay dağlarda geçiyordu zamanımız. İlk olarak orada gerçekten şeyi fark ettim yani. Böyle bir dağlarda olmanın bana verdiği o huzur, o tatmin gitgide artmaya başlamıştı. Devamında da aslında direkt olarak dağcılık bir spor, bir hobi, benim günlük hayattan bir kaçışım ya da biraz da kendime buluşum olarak böyle günümün ajandasında yer etmeye başladı diyebilirim. Öncelikle Kilimanjaro'yu ve benim planlarımda çok büyük bir hayalim olarak aslında olmasının sebebi biraz geçmişe dayanıyor. Ben 2019 yılından önce hiç böyle bir daha ciddi bir şekilde trekking yapmamıştım. 2016 yılında ilk trekkingim Machu Picchu'ya çıkış Peru'da İnka yolundan yürüyerek ve ilk defa kamp yaptım diyebilirim. Benim için çok hayatımda bir dönüm noktası oldu bu çıkış. Devamında da hep böyle hayalimde acaba bir ünlü bir dağa çıkabilir miyim vardı. 2019 yılında ben kendimi aslında bir yolculukta buldum Himalayalara. Nepal'e Katmandu'ya giden. Ve o yolculukta da Everest Base Camp'e çıktım. Burası 5000 yaklaşık 364 metrelerde bir dağ. Ve ilk defa aslında bir trekking yaparak, yürüyüş yaparak bir dağa çıktım. Sonrasında öyle bir tutkuya dönüştü ki ben de sürekli artık daha ne yapabilirim? Bir sonraki benim bundan sonraki adımım ne olmalı diye düşünüyordum. Kilimanjaro bu açıdan aslında en uygun da hem dünyanın 7 zirvesinden bir tanesi hem çok ayrı bir kültürün içinde, çok ayrı bir ekosistemin içinde Afrika'nın 5 iklim bölgesinin içinden geçen bir dağ aslında bakarsanız ve dünyanın en yüksek sıra dağı olmayan dağı. Yani birçok aslında özellik açısından Kilimanjaro'nun dağcılıkta da doğa severler açısından da çok büyük bir yeri var. Ben de o yüzden böyle senelerdir ya acaba yapabilir miyim, ne zaman doğru zamandır diye düşünüyordum. Dedim ki hayallerimi ertelemeyeyim. Ben üniversite sınavında ilk bine girince TEV bana bir üstün başarı bursiyeri adında bir fon sağladı. Bu fon sayesinde de ben aslında çok küçük yaşlardan itibaren kendimi çok geliştirebildim. Bunun bir şekilde topluma geri dönüşü nasıl olur? Çünkü bu çok inanılmaz bir enerji ve zaman benim için ama bir şekilde bunu topluma döndürsem aslında çok da tatmin olacağım bir proje çıkar. Başkalarına da yardımcı olurum. Bunun üzerine böyle bir fikir aklıma geldi. Dedim ben neden o zaman hobimi
dönüştürmeyeyim böyle bir projeyi. Hiç de bu kadar büyüyeceğini düşünmemiştim açıkçası. Tev'le konuştum. Fikri çok beğendiler. Çok mutlu oldular onlar da. Ve devamında aslında böyle bir Eğitimli Kızlar için Zirve adlı bir burs fonu oluşturduk. Bu ne? Ne mi? Kilimanjaro'nun en yüksek noktası 5895 metre. Uhuru Peak adıyla geçiyor. Oraya çıkarken de toplamda 7 tane rota var. Bu rotaların, benim çıktığım rotanın adı Maçeme rotası ve başladığı yer Maçeme kapısı olarak geçiyor. Buradan siz aslında 6 gün boyunca bu şekilde geliyorsunuz. Önce Shira Camp'ta duruyoruz. Devamında aslında yolda devam ederek kamp ata ata buradan Baranko kampına geliyorsunuz. Ve daha sonra Karanga ve Barafu kamplarına ulaşarak devamında bu 10 saat zirveye yolculuğu yapıyorsunuz. Devamında 2 günde de önce Millennium Camp, daha sonrasında Miwaka kamptan dönüyorsunuz. Bir adım ardından diğer adım attığınız bir yol burası. O yüzden açıkçası düşünmeye çok vaktiniz oluyor dağcılık yaparken. Ben bir nevi buna benim meditasyonum diyorum. Ve inanın hani hiç hayatımda böyle bir şey hissetmemiştim. Bir amacım vardı. Çok çevremde küçük bir grupla bunu yapabileceğimi düşünüyordum. Bir anda bu böyle haberlere çıktı. Büyüyünce hiç beklemediğim, tanımadığım insanlar bu iş için böyle hem maddi hem manevi bana bir destek vermeye başladılar fon aracılığıyla. O yüzden hep onları düşündüm zirveye çıkarken. Ve son özellikle gün 10 saat boyunca yürüyorsunuz. Gece 12'de kalkıyorsunuz. Sabah kapkaranlık, 7 saat kapkaranlık bir yerde volkanik taşları yürüyorsunuz. Çok demotive bir gün. Yani inanın kimse konuşmuyor. İlk günlerde falan herkes böyle o Hakuna Matata sorun yok falan takılırken, son günlerde böyle kimse bıçak açmıyor. Ondan sonra ve ben böyle orada çok zorlandıktan sonra o tabelayı gördüm, Uhuru tabelasını. İnanılmaz bir rahatlama geldi bana. Yani fark etmeden aşırı bir sorumluluk da aslında hissediyormuşum. Ve çok mutlu oldum bunu başardığım için. Ve o an şey düşündüm. Ya ben buradan nasıl ineceğim şu an? Hani hiç enerjim yok. Ama dedim ki yani ben buraya gelmekti benim amacım. Ve o bayrağı açtım. O kız öğrencileri düşündüm, destek oldum. How do you feel? Kilimanjaro. Kilimanjaro. Can you say a little bit? Yeah. How do you feel? Good. Good. Kilimanjaro dünyada 5 tane iklim bölgesinin görüldüğü çok nadir yerlerden. İlk olarak yolculuğunuz daha çok tarımın yapıldığı, yani orada muz üretimi çok fazla, mango üretimi çok fazla, böyle tarım topraklarından başlıyor. Oranın adı Maçeme olarak geçiyor. 1800 metrelerde. Daha sonra siz devam edip tırmanmaya başlıyorsunuz. Bir sonraki yerde bir anda yağmur ormanları başlıyor. İnanılmaz yağışın fazla olduğu, işte nispeten maymunları görebildiğiniz bir alan burası. Eskiden leopar bile geliyormuş bu alana. Sonrasında bunun bir üstünde bir tık daha moorland dedikleri, böyle sanki İskoçya'nın bozkırları gibi alanlar geliyor. Gündüz sıcak, gece de daha kuru ve soğuk olan. Bunun bir üstünde şey diyorlar, Alfin çölleri diyorlar buraya. Böyle inanılmaz ısı farkı var günle gece arasında. Böyle bir anda eksi dereceden hop 20 derecelere gelebiliyor bu topraklar. Ve bunun bir üstünde de buzullar var aslında. O yüzden de Kilimanjaro'nun bir zorluğu bir anda bütün hava durumunun değişiyor olması. Sürekli bunu hazırlıklı olmanız gerekiyor. Your next 3 years is ready. Aynı manu, ben yuma gireyim. Ha, tamam, ben son gün ben gerçekten 10 saatlik yolculukta hem ruhani hem de fiziken hiç enerjim kalmadı. Yani böyle diyorduk ki yapabilecek miyiz, yapabilecek miyiz? Yani bütün sorularımız böyle yapabilecek miyiz? Sonra diyoruz ki önemli değil. Yapamazsak da bu yolculuğa çıkmaktı bizim için önemli olan. Böyle sürekli birbirimize bunu söylüyorduk. Ve bizim gruptan işte ilaç kullananlardan bir Kanadalı, onda mesela şey oldu, acil durum oldu. Tepeye çıktık ama akciğerlerinde su birikmiş, kendisine
gerektiğinden fazla zorladığı için o noktada acil durum helikopteri çağrıldı zirveden inerken. Ama helikopter gece iniş yapamadı o durumda. O nedenle böyle bir el arabası gibi bir şeye koyup 10 saat boyunca kendisini aşağı indirdiler. Bir de yolculukta bir Amerikalı arkadaşımızın küçük parmağı dondu. Yani hissizlik olmaya başladı. Daha ben ikinci günden böyle hiç tanımadığınız bir insanı düşünün. Böyle ayak parmaklarını böyle hohlayarak elime alıyorum falan. İyisin, yapacağız falan, sıkıntı yok falan. Yani aslında bu tarz şeyler çok oluyor. O yüzden o ekibin ruhu, ekipçe bir şeyler yapmak ve sizin tur rehberlerinizin burada cidden hayati önemi var diyebilirim. Dağların benim en sevdiğim özelliklerinden biri gittiğimde tanıştığım insanlar. Bazen şehirde en yakın arkadaşlarımla hani buluşunca çok böyle derin konuşmalara girersiniz ya. Dağda bu konuşmalar çok hızlı bir şekilde başlıyor aslına bakarsanız. Çünkü siz zorlu koşullar altında hiç tanımadığınız bu insanlara güvenmek zorundasınız. Bu insanlarla gece yıldızlarının altında konuşuyorsunuz. Gündüz ateş başında konuşuyorsunuz ve aslında hepinizin birbirinize ihtiyacı var. Ve bizi aslında burada birleştiren şey o dağ baktığınızda ve bizim buna olan tutkumuz. O yüzden benim bir dağlara çıkma sebebim de bu insanlarla tanışabilmek. Bu insanlarla aslında hem ilham olmak hem de onlardan ilham almak. Bu dağa çıktığımda da çok ilginç bir şey. Ben ilk defa bunu Katmandu'da, Nepal'de görmüştüm. Kimse birbirine adın nedir falan diye sormuyor ilk başta. Diyor ki buraya seni ne getirdi? Bana hikayeni anlat. Ve inanılmaz hikayeler çıkıyor gerçekten. Benim bu sefer gittiğim grupta da mesela o Kanadalı çiftteki hikaye. Orada o arkadaşım bir arkadaşını kaybetmiş. Ve en yakın arkadaşıymış bu. Mesela nickname'i de Daisy'ymiş, papatya. O yüzden elinde bir papatyayla geldi. Ve dedi ki ben hayat çok kısa, onun için çıkacağım. Zirveyi onun için yapacağım dedi örneğin. Bir diğer arkadaşımız çok aslında genç yaşta babasını kaybetmiş. Ve babası dağcıymış. O yüzden de bütün aslında hayatı boyunca babasıyla babasının hissettiklerini yaşamak, onunla ortak o özellikleri ve duyguları bulmak için çok küçük yaşta, daha reşit olmadan dağlara çıkmaya başlamış ve çok ciddi dağlara çıkmaya başlamış aslında. Aslında bu dağın benim için ne kadar önemli olduğu, buraya çıkışımın ve bunu aslında bir amaç için, Türkiye'deki genç kızların eğitimi için yapmak istediğimi. Başta onlar şeyi anlayamadılar. Türkiye'deki kızlar okuyamıyor mu? Hani ne gibi zorluklarınız vardı diye dediler. Onlara anlattım yaşadığımız zorlukları ve onlar da çok bu duruma empati yaptılar. Ve başardığımda da benim bu yürüyüşü çok tebrik ettiler. Hep de soruyorlar şu an hani nasıl gidiyor, fonun durumu nedir, kaç genç kıza dokunabildin şekli. Genelde yine bu dağ yolculuklarında çeşitli kelimeler eşlik eder size yol boyunca. Çok konuşma geçmez ama böyle bazı sihirli kelimeler var ve bu sihirli kelimeler gittiğiniz dağa göre değişir. Örneğin bu Nepal'e ben gittiğimde bistare bistare zamzamdı. Yani yavaş yavaş hani hareket edelim ama yavaş yavaş bunu yapalım. Bu sihirli kelime Afrika için pole pole ve hakuna matataydı. Pole pole dediğimiz kelime yavaş yavaş, slowly slowly İngilizcesi. Bu ne demek? Yavaş yavaş yürü demek. Aslında ama bu kültürlerin de başka bir anlamı da var. Hayatı yavaş yavaş yaşa, hızla, hızlı akma. Çünkü bir sürü şeyi kaybediyorsunuz siz bu noktada diye. Hakuna Matata da gene Aslan Kralı izleyenler bilir. Kafana takma, her şey iyi olacak, sorun yok demek. O yüzden ne zaman zorlansak bana diyorlardı ki pole pole Hakuna Matata, merak etme, her şey iyi olacak, yavaş yavaş diyorlardı. O yüzden ben bunu böyle hayatım boyunca benle eşlik edecek böyle iki tane güzel kelime olarak tanıştığım insanlara, bunu yapmak istediğim insanlara söylüyorum. İlk
böyle günlerde 3-4 gün işte dediğim gibi hava sıcak, keyifli, yeşillik falan. Herkes böyle şarkılar söylüyor. Bu şarkılar da aslında içerisinde sürekli bir Kilimanjaro, işte Hakuna Matata tarzı kelimeler barındırıyor. Bunlara da Kilimanjaro şarkıları diyorlar. Bu şarkılarla size ne zaman demotive olsanız motive ediyorlar. Ve kimisi taşa vuruyor, kimisi eliyle şey yapıyor, el çırpıyor. Ve bu bir ritüel haline gelmiş. Yani çıkan bütün tur gruplarında bu çadır alanına gittiğinizde hadi bir Kilimanjaro şarkısı söyleyelim, dans edelim şeklinde onların o kültürünü yansıtıyor. Tanzanya dünyanın en fakir yerlerinden biri. Halkın yaklaşık %50 kadar günlük 1.9 doların altında çalışmak zorunda. Ve onların ekonomi kaynağına derseniz en büyük ekonomi kaynaklarından biri dağcılık. Aslında baktığınızda Kilimanjaro tırmanışı. O yüzden Kilimanjaro'da işte başta taşıyıcı, sonrasında yemek yapan, devamında tur rehberi olmak onlar için çok önemli bir şey. Bu noktada ben Afrika'ya gittiğimde kaldığım oteli o şekilde seçmiştim. Bir okulun aslında oteliydi ve bütün otelin oradaki geliri okula bağışlanıyordu. Bu bir ilkokul. Böyle otelin işte odalarında o öğrencilerin resimleri, çizdikleri resimler, öğrencilerin fotoğrafları böyle her yerde asılıydı. Ve okul zili çalıyordu baktığınızda otelin içerisinde. O yüzden de hem aslında kaldığım yerlerle hem yolculuğa çıktığım aslında ekibe destek olmak. Çünkü bu dağa çıkmanız demek oranın ekosistemine aslında katkı sağlıyorsunuz demek. Onlara aslında bir iş fırsatı veriyorsunuz demek. Ve bunu doğru şirketlerle eğer yaparsanız bu aslında sizin o sadece 21 kişiye değil oradaki herkese dokunması demek. İnanın böyle şey bir hissiyat oluyor çıkarken. Ya ben bu insanlar için ne yapabilirim? Hani ben okey turistim ama bir sürü dokunabileceğiniz yer var bu kişilere. Ve bundan yurt dışında sorumluluk bilinciyle yapılan turizm diyorlar. Sadece gezip görmüyorsunuz, gittiğiniz ülkelere de katkı sağlamış oluyorsunuz ve bunun doğayla dokunduğu, dağcılıkla dokunduğu nokta aslında tam böyle mükemmel uyumla gerçekleşiyor. Özellikle dağlara giderken benle beraber telaşlanan böyle bir ailem. İşte Müge iyi olacak mısın, bize lütfen haber ver falan ve onların böyle hiç istemediği bir cevap veriyorum böyle bir hafta boyunca telefonum çekmeyecek diye. O yüzden de böyle annem zamanında bana böyle benimle beraber gidecek Japonya'dan önce bir aslında küçük bir Japon kız varmıştı. Bu çok küçüklüğümden beri olan bir şey bu arada. 1995 yılında vermiş bana bunu. Hatta tarihi de yazıyor, 25 Ağustos'ta vermiş. O zamandan beri böyle ne zaman aslında benim için ruhani bir yola çıksam ben bunu götürüyorum yanımda. Aynı zamanda bu da böyle bir dede bastonu ve yanında Japon terlikleri. Bu da yürüyüşümde bana eşlik etsin diye. Hani ne zaman aslında zorlansam o baston ve o terlikler benimle beraber gelsin, bana uğurlarını getirsin diye. Bir de yanımda Nepal'de Tibet Budizmi var. O zamanlardan kalma bir Buda heykeli görmüştüm Katmandu'da, onu almıştım yanıma. Tibet Budizmi çok ilgimi çekiyor gerçekten. Budizmin çok yoğun hissedildiği bir yer Himalayalar. O yüzden böyle dağlara çıktıkça bu tarz şeyleri yanımda götürüyorum. Hem daha iyi hissediyorum kendimi, hem de gittiğim yerlerden de muhakkak böyle taşlar toplarım. Ki hem bana bir hatırlatma olsun yaptığım yolculuk için, hem de oradaki enerjiyi yanımda taşımak için böyle şeyler götürüyorum. Şu an için 6 kız öğrencinin 4 yıllık meslek lisesi öğrencisinin burs miktarını karşıladık. Bütün tanıyım tanımadığım insanların desteğiyle.
O nedenle şu an çok mutluyum. Bu bana hatta böyle bazen zor günlerim geçince düşününce inanılmaz bir mutluluk veriyor. Ve bu eğitimli kızlar için zirveye burs fonunu biz ömür boyu açık tutacağız. Bu ne demek? Yarın öbür gün başka bir tırmanışçı, kadın erkek hiç fark etmez, tırmanmak istediğinde, bu amaca ortak olmak istediğinde onlar da bu bursla tırmanabilecekler ve onlar da aslında bu bursun etkisini arttırabilecekler. O yüzden hani zamanla ölmeyecek bir şey yapmış olmak da beni çok tatmin ediyor. Hani bir insana yakından tanımak için, o insanlarla empati yapmak için aslında hiç tanımanız, zaman geçirmenize bile gerek yok. O ortak amaçta kavuşunca ve buluşunca aslında ne kadar etkinizin büyüyebileceğini görüyorsunuz. O yüzden bu yolculuk bana sadece hani bir hafta yaptığım bir dağ tırmanışı gibi değil, benimle ömür boyu kalacak bir hikaye. Hayatımda bir dönüm noktası olaraktan kalbimde kalacak diye düşünüyorum. Çanır, 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 çanır.